Endüstri 4.0'ın konuşulduğu ülke Almanya, dijital sanayiye hazırlık planını oluşturan ilk ülke. Çin 2025'te inovasyonda önce olabilmek için hızlı adımlarla ilerliyor. Amerika ise sayısal teknolojilerde lider durumda. Dünya bu kadar hızlı ilerlerken Türkiye'nin geleceğin teknolojilerine yakın takibi alması kaçınılmaz. WinEurasia 2018'de bu odakta düzenlenen panellerden biri de Endüstri 4.0'da yerli çözümler paneli oldu. Panelin ana konusu, adından da anlaşılabileceği gibi Endüstri 4.0 sürecinde yerli teknolojik çözümleri olan firmalar ve bu firmaların ülke ekonomisine sağladığı katma değerdi. Panelde öncü projeler vitrine çıktı. Örneğin üretimde verimliliği artıran dijital üretim hatlarının hız ve esneklik kabiliyetine odaklı cihazlar. Biz bu ürünler ile hareket esnasında hızı kontrol edebiliyoruz. Belli bir noktaya kadar hızlı bir hareket, belli bir noktadan sonra ise yavaş bir hareketle işlemimizi tamamlayabiliriz. Bu uygulama proseslerde zaman kayıplarını çok ciddi anlamda azaltan bir uygulamadır. Yerli firmaların sunduğu ürünlerin çeşitliliği gittikçe artıyor. Endüstri 4.0 sürecine uyumlu cihazları taşıyan bu otomatik sistemler gibi. Kontrol edilebilir ivme imkanı, bu da yine proseslerinizde sistem üzerinde kalkış ve duruşlarda yük taşırken ani hızlanmalar ya da yavaş hızlanmalar ihtiyacı duyabilirsiniz. Bununla ilgili de yükün karakteristiğine göre seçimler yapılabilir. Kritik unsurlardan biri de güç kontrolü. Yaşanılan bir probleme anında müdahale edebilmek ya da gerekli tespitleri yapabilmek için de yerli firmalar çözümü bulmuşlar. Ürünler üzerinde kuvvet kontrol imkanımız da mevcut. Bu da şöyle örnek vermek gerekirse, siz bir iş yapıyorsunuz, iş parçasına temas edene kadar araya farklı bir parça geldiği zaman siz bu ürüne temas edip o ürünün gerçekten gitmesi gereken noktaya ulaşamadığını tespit edebilirsiniz. Ya da problem yaşadığınız bir noktada direkt sistemi durdurup silindirinizi geri yönde hareket ettirebilirsiniz.